Savunma Barış Bakanı'nın adı. iftira dolu evet. sözlerine açıklama geldi Milli Savunma Bakanlığından. Şöyle hızlıca geçeyim. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve Kahraman Türk Ordusu'nu hedef alan düzeysiz yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz dedik. Kahraman Türk Ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963-74 yıllar arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını birçok soykırım girişiminden kurtarmıştır dedi. Alta geçiyorum Mehmetçik dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz ki yaklaşık yarım saattir konuştuğumuz şey aslında. Sayın Dendias'ın Türk ve Yunan hakları arasında halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir. Acaba Yunanistan tarafından mesela bunu açıklama gelecek mi? Yani bizim bakanımız böyle bir şey demiş de efendim biz de aslında ya, bu o, kadar, kusura bakmayız. Bu adamı bak mesele biliyor musun? Bu adamı yani Dandikya'sı bu kadar Dandikker. şey almak gerek yok. Yani bizim savunma bakanlığının bu kadar açıklama yapmasına hoş desen yeter. Biz nezaketliyiz ama. Yok yok diyor. hoş de. Dandik yasa. Biz her hafta Sayın o programında da sağ olsun hazırlıyor. Başı boş dendi yasa. Başı boş dendi yasa. Yani bu şey hoş diyecek. Gerek sadece, yok diyorsunuz. Bak inanın sadece yapacağı şey hoş. Ben Aa, yeter be kardeşim. Bir, her çarşamba programın gündeminde. E, bir... Gündemli hocam, Adam şöyle, okuldu, gündemle hocam. tam gündemle ilgili. tamam. Dendias, e, Makarios, birinci e, şey, Samson darbesinden sonra kaçıyor. Kıbrıs'tan Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi'ne gidiyor. Makarios ne diyor biliyor musunuz? Yunanistan istilacı diyor. Yunanistan istilacı diyen Makarios. Baksın tarihe. Yani tarih, onun da tarih e, bilgisi tam yok. Zaten kendi başbakanı e, Amerikan vatandaşı değil ama bilmiyorum vatandaşlığı var mı. Harvard'da güzel bir tez yapmış. E, Amerikan dış politikasının e, Yunanistan'ın etkisi üzerine. Ama istila Yunanistan'ı kim istilacıydı? 15 Temmuz 74 darbesinden sonra? Bizzat baş psikopos Makaryos. Bunu ilk önce bir öğrensin. Ondan sonra bize gelsin. <laughs> Şimdi, olsun bir hocam. Olsa üzerine bir Bunu kaldırabilir miyiz rica etsem? Tamamdır. Arkadaşlar. Ee, Kıbrıs Rum karakol gemilerine yanaştığı <laughs> Mari Limanı'nda savaş gemilerine yanaşacağı bir deniz üssü kurmaya çalışılıyor. Şimdi şöyle ben biraz geri gideyim. Görünüyor mu acaba? Bilmiyorum ama... Bir yandan hani ne yapılması, ne yapılmaya çalışılıyor, derdi ne, önümüzdeki günlerde neler bekliyoruz, neler göreceğiz ve tabii ki şimdi 3 gün vardı hani 50. dönümü diyoruz. Belki yeni, yeni açıklamalar gelecek. Evet. Yunanistan'dan Dendias haklıdır deyip belki bizi biraz daha kanırtacak ve öfkelendirecek açıklamalar da duyabiliriz. Ne dersiniz? Buralarda yeni evet. bir hareketlilik. Şimdi e, bir kere Söyle. Yunanistan, Kırmızı Rum <laughs> kesimi arasındaki hareketliliği konuşurken şuraya da konuşmamız lazım. Aa tabii. Görünüyor mu hocam? Tabii İsrail. İsrail'i konuşmamız lazım. Çünkü İsrail Filistin'de katliama soykırıma başladığı anda dikkat ederseniz İngiliz kuvvetleri, Amerikan kuvvetleri, Alman askerleri nereye üstlendiler, nereye yerleştiler? Tabii, Güney, Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'a. İran İsrail füzelerle vurmaya başladığı zaman nereden kalkan uçaklar İran'ı şey İsrail'i savunduğu İran'a karşı? Kıbrıs'un kesiminden. Şimdi o yüzden Yunanistan bu son 7 Ekim sonrası yeni oluşmuş konjonktürü kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Evet. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında bir yumuşama tınakçısında süreci var. Normalleşme ne diyorsak artık. Ee, ne kadar yumuşama o ayrı bir tartışma konusu. Ama o süreç başladıktan sonra burada yeni bir denklem kuruldu. İsrail öncülüğünde. Bu İsrail öncülüğünde kurulan denklemde ...ki İsrail meclisinde denklem aynı zamanda ABD'nin arkasında olduğu bir denklemdir. 2009'dan Tersi. itibaren Davos krizinden sonra. Tabii. tabii. Ama özellikle 7.2'den sonra bambaşka bir Aa, tabii, aşamaya o geldi. Şey, boyut atladı. O yüzden Yunanistan şu an ve Rum kesimi şunu düşünüyor. Biz İsrail'e bu kadar büyük destek verirken... ...İsrail'i savunmak üzere bu kadar önemli bir üs haline gelirken Doğu Akdeniz'de... ...İsrail ABD ittifakını arkamıza almış durumdayız. <laughs> o yüzden Türkiye karşısında kendilerini güçlü hissediyorlar. Bu Dendias denilen adam da diğer işte bu deniz üssü başta olmak üzere başka bir takım tartışmalar ve projelerde ABD bizim arkamızda özgüveninden kaynaklanan projeler. Evet. Esas e, Zaten garnizon devleti yani. Evet. Burada bir şey daha var. Kasım'da seçim var Ama ABD'de. İkircikli bir tavır. Ama ara ara bizim de elimizi sıkıyor ya. Zaten Yunanlardan ikircikli olmayan bir tavır beklersek hata etmiş abes oluruz. Yani o çok abes olur evet kesinlikle. Ee, ki zaten yani hep konuşuyoruz şu Yunanistan'da, şu İsrail'de, haritada görünmeyen Ermenistan'da bunlar zaten proje devletler. Evet. Bu topraktan hepsi bizim topraklarımız. Bizim topraklarımız üzerinde üç tane proje devlet kurdu emperyalistler. Hem bizim imparatorumuzu parçalamak ve zayıf düşürmek için hı hı. hem de... Orta Doğu coğrafyasında <laughs> uzun vadeli, asırlarca rahat rahat yerleşip buraları üst olarak kullanabilmek için. Şimdi İsrail'i, Ermenistan'ı, Yunanistan'ı zaten dönem dönem bunları görüyoruz nasıl üst olarak kullandıklarını. <laughs> Burada da Doğu Akdeniz meselesinde de hem deniz üstü meselesi, hem Ege meseleleri, hem işte ee, adaların silahlandırılması meselesi, mesele çok. Bütün bu meselelerde aynı zamanda Yunanistan'ın ABD'nin üstleriyle dolmuş olması hepsi sadece Yunanistan'la açıklanacak bir mesele değildir. Bu ABD planlamasında Yunanistan'ın sadece bir koçbaşı gibi kullanıldığı bir denklemdir. Ve şunu unutmayın, Kasım'da ABD'de seçim var. Kasım'da ABD'deki seçimi kim kazanacak muhtemelen eğer öldürmezlerse konuşacağız. Trump, Trump kazanacak. Yani zaten anketler ortada. Peki Trump'ın kazanması Yunanistan'ın işine mi gelir, işine mi gelmez? <laughs> Soru bu. Tabii ki yine ABD politikası olarak Yunanistan'a yakın bir politika izlenmeye devam edebilirler. Ama hiçbir ABD başkanı Joe Biden kadar Yunan sempatizine ve Yunan destekleyicisi bir siyaset izleyemiş. Biden pulos diyorlar ya zaten. Biden pulos diyor kendi eyaletinde. Kendisi kampanya yaparken orada da Rumlar yaşıyor. Hı hı. Biden o Plus diyor zaten. 70'lerden beri. Detroit miydi onun şeyi? E, Delaware, ha, Delaware, olması lazım. Ha, doğru. Şimdi e, o yüzden Kasım'a kadar Yaptı yaptı. Ellerini çabuk Biraz tuttu, ellerini tuttu. çabuk tutmaya çalışıyorlar. Çünkü Köprü'den önceki son Trump döneminde gibi. hatırlarsanız Trump dönemi ABD'si Türkiye Yunanistan arasında çok net bir Yunan tavrı aldı mı aldı mı, aldı mı tartışılır. Biden kadar almadı en azından. Hı hı. Biden doğrudan taraf Çünkü oldu. Çünkü Trump'la yani e, Cumhurbaşkanlığı arasında bir liderler diplomasisi de yürüdü. Yunanlar bunu görüyor. O yüzden Kasım'a kadar bir mevzi kazanma telaşı var. Yani deniz üstü meselesi de işte e, Kıbrıs'ta yapacakları bir takım açıklamalar da hepsi bir bununla bir alakalı. Onunla ilgili vardı alabilir miyiz arkadaşlar <laughs> deniz üssü kurmaya çalışılan? Hatta bir takis Birleşik Devletler Genel Sekreterine mi söyledi yeniden bir şey başlasın müzakere süreci başlasın falan diye. olacak iş. Işte. Yani Biden döneminde bu bir denilen adam ABD kongresine gitti. Kaç defa? Kaç 37 kez. 37 defa alkışlandı. Evet, ayakta Herhalde ABD tarihinde bir Amerikan başkanı 37 defa alkışlanmamıştır. Evet. Kongre konuşması. Kesinlikle öyle. Yani bu kadar Yunan lehine dönmüş bir ABD kamuoyu ve ABD yönetimi bu derecede olmamıştı. Hep Yunan lehine bir takım tabii ki rüzgarlar, liderler gelmişti geçmişti ama hı hı. Biden dönemi Yunan lehine bir politikanın zirve yaptığı bir dönemdir. O yüzden kasıma kadar bunu bir şekilde devam ettirmek istiyorlar.